Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Üşüyorsanız cübbeler örtebilirsiniz. Gerçi bunu alabilirsiniz o ileti. Usta çay koydunuz. Çay koyalım. Koya. Bir de bir bardak sıcak su bana, fakire. Hazır mıyız abiler? Tamam. Ölümün hakikati. Her şeyin bir sureti var. Görünüş. Sureti derken görünüş. Gördüğümüz insan koronadır, kanserdir. Hop nefes alamıyor, ölüyor ve kabre giriyor. Biz buraya kadar şahitiz. Onun sureti. Bir de kanuniyeti var. Bunu kendisi görüyor. Biz görmüyoruz. İçinde neler oldu? Bir de hakikati var. Esma hükmünü icra etti. Bir de Allah'a bakan bir gayesi var. Yani yaratılışta bir gaye olduğu gibi geçmekte de bir gayedir. Biz bir tanesine şahitiz. Ama her şeyde bunu kullanabilirsiniz. Akrabalık münasebetlerinde, karı koca hayatında, ev hayatında, psikolojide de öyle. Akrabalıkta, ticarette, her şeyin bir sureti var, göründüğü. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Her şeyde soğan gibi, soğan kabuğu gibi içe doğru farklı. Şimdi ustad biraz farklı anlatacak. Her şeyde benim bir görüntüm var. Bir işte hastalık var, nefes alamıyorum, ölüyorum, yıkıyorlar, kabre sokuyorlar. Bunlar siz şahitsiniz. Kısmen ben şahitim kendime. Mezara giriyorum Kıkıl abi. Sonra perdelikleri konuluyor, telkin veriliyor. Eyvallah. Ne oldu? Gitti. Sureti bu. Bunu yaşarken aynı anda, bu bittikten sonra kanuniyeti yaşanmıyor. Aynı anda dördü yaşanıyor. Mesela odunda yaktığımız zaman odundan duman çıkarken nur da çıkıyor. Sırayla çıkmıyor. Veya güneş iş yaparken otları büyütürken ağaçları soraya koymuyor. Hepsi aynı anda. Kırmızı biberi kırmızı yaparken yeşil biberi yeşil yapıyor. Aynı anda aynı güneş aynı toprak. Bir yüzü kırmızı bir yüzü yeşil. Yani ölüm hakikati olurken dördü bir anda oluyor. Bu bitti bu. Bu bitti bu. Bu bitti mi? Değil. Ahmet Sami kardeş. Hepsi aynı anda oluyor. Bir, her şeyin, üç kez tekrar ediyorum çok mühim. Her şeyin ama her şeyin sureti aldatır. Görünüşteki gibi değil. Sureti olurken kanuniyeti oluyor. Sureti herkesin gördüğü şahit oldu. 5-7 duygunun şahit olduğuna suret deniliyor. Göz, kulak, burun, dil, el, sevk ve şevk duygusu 7. Tıpta 5 diyor. Manevi uzmanlar, manevi doktorlar 7 diyor. 7 tane duygu. Şahit olurken aynı anda ölümün kanuniyeti var Mustafa. O kişi yaşıyor. İçinde ne oluyor bilmiyoruz. Mesela eşek yük taşıyor, zayıf da çirkin. Zayıf yük taşıyor. Ama kendimizi eşek yerine, mukaddim yapıyorum ki ders anlaşılsın diye. Kendimizi eşeğin içine sokarsak bu ruh, o ceset. Ruha ceset uygun değil. Oraya girdim. Eşek cesedine girdim. Allah ruha göre, ceset cesede göre ruh veriyor. Ama ben bu ruhu eşeğe soktum. Bir bakıyorum bu ruha göre değil eşek. Eşek yük taşıyor, ruhum taşımak istemiyor. O zulümdür. Eşeğe Allah cesedi verdiği gibi ruha da ona uygun veriyor. Herkesin siması ruhunda haber veriyor. Sima ruhun dışarıdaki nüfus cüzdanıdır. Alametleridir. Ha demek ki Mustafa ölümün ve her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti aynı anda oluyor. Bu bitti, bu bitti, bu bitti, bu bitti değil.
Sureti nefes alamıyor. Öldüm. Yıkadılar, kabre soktular, sureti bu. Benim içimde ne oluyor biliyor musun? Esma ne o? Esma, Esma-i Hüsnalar, Allah'ın isimleri. Yuhi ve Yumit. Dirilten de, öldüren o. Yani bu benim miydi? Bu beden değil. Esma'nın cil ve cemal nakış sanatı, Esma-i Hüsnalar'ın tecellisi bu. Ben sahip gelmişim. Ben demişim buna. Bu çekete ben denilir mi? Bu çekete ben denilir. Buna da ben denilmez. Bu nedir? Ruhun nesidir? Bu çok önemli. Ustattan naklediyorum. Cese ruhun libası değil. Nesi? Hanesi. Hanesi ve yuvasıdır. Mesela binaya girdiniz. Bu binaya girin. Binaya benziyor musunuz? Dışarıdan bakanlar sizi tanımayarsa, tanımazsa, uzaktan baksa, binaya bakarak uzaktan, senin duygularını, fikirlerini, itikatlarını, mahiyetini, mananı, maneviyatını anlar mı Mustafa? Binaya bakarak. Ceset de böyle. Bu bina insanın hanesi ve yuvasıdır. Giydiği elbisesi olmadığı gibi bu beden de ruhun libası değil, elbisesi değil. Hanesi ve yuvası. Yani ne kadar kalacaksınız burada? Kalacağız bu dershanede. Bu Güney Köyü'nün dershanesi. Ders bitince gideceğiz. Bu dershaneden ders bitince çıkacağız. Bu memleketten seyahat için geldiniz. Ben de teneffüs ve çalışmak için geldim. Bazı projelerimi düzeltmiş yapayım diye. Yani vicdan için. Vazifem bitti mi bu köyü terk edeceğim. Aynı onun gibi de dünyada da vazife bitti mi terk edeceğiz. Bu binadan çıkınca binadan haberin oluyor mu Mustafa? Olmuyor. Ama bu cesetten de çıkınca cesetten haberin olmayacak. Bu kadar mı? Şimdi okuyorum. 328. Ama şunu da eklemek istiyorum. Eğer insan doğdu, hayatının gayesi mide ve uşkurluğunu tatmin etmek, doyurmak ise bunun ruhu bedende. Bedende hapsoldu. Bunun ruhu bedene dönüştü. Onun ruhu beden oldu. Bedenden başka bir hayat gayesi yoksa, bak mide ve cinsellik. Eğer gaye buysa, bunu yaşamışsa, bundan başka gaye edinmemişse, bunun ruhu nerede? Bedende hapsolmuş. Bu adam vefatta ne olacak? Beden nereye gidiyorsa, ruh da oradadır. Niçin? Zaten yaşarken ruhunu bedenden çıkarmadı ki. Eğer bunun tersi, bu dünyada yaşarken bedeni vasıta, araba veya libas gibi, üşüdüğün zaman giyersin. Eve gidince asarsın. Eskiyince atarsın, yenisini alırsın. Eğer bu dünyada bedeni de bu şekilde kullanılmışsa, beden ruhuma hizmet etmişse, ruh bedende değil, beden ruhtadır. O zaman ruh nereye giderse beden oraya gider. O mana hakikatine gider. O zaman beden toprağa gitmişse ruh toprağa girmez. Niye girmez? Zaten bedene girmemişti ki bu ruh. Zaten bu ruh bedende mahkum hapiste olmamıştı ki. Bedende değildi. Sır burada işte. Yaşarken nasıl yaşarsanız ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle yaşarsınız. Ha bu arada ben şeyi öteki arkadaşlara vermişsindir değil mi Furkan? Yani canlı yayını yayınlamışsın. WhatsApp'tan girmişler mi abiler? Almanya WhatsApp. Atmıştır. Herhalde atılmıştır. Okuyorum. Şu anlar 328 anlattığımı ustad anlatıyor. Güzel ve tam yerinde bir taziyenname. Güzel ve tam yerinde bir vefat edenin arkasındaki ifadeler. Başsağlığı. Aziz Sıdık kardeşlerim.
لِكُلِّ مُصِيبَةٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ben hem kendimi, hem sizi, hem Risale-i Nur'u Taziye ve merhum Hafız Ali'yi ve Denizli Mezaristan'ı tebrik ediyorum. Yani bir ustadın talebesi vefat etmiş. Vefatından sonra ona ait bu mektubu yazmış. Kimi yazıyor? Hafız Ali abi, Denizli. Murat nereliydin abi? Ordu. Ha, ne? Ordu. Ordu, ordu. Sen de Giresun. Şeyli olay yok, Denizli'li olay yok. Hafız Ali Denizli'ymiş, vefat etmiş. Bakayım o nasıl iz takip ediyor. Ustad onu takip etti. Bakayım evliyaların keşfi kuburdurlar böyle. Yani kabirdekileri keşfediyorlar. Yaşarken de bedende ruhu keşfedenler, yaşarken bedene, simaya bakarak bedende bulunan ruhu kısmen aralayanlar, kabire bakıp da kabir ehlini de keşfedebiliyorlar. O hakları var. Şimdi Hafız Ali abi vefat ediyor. Onu takip ediyor üstad. Diyor ki, meyve risalesinin hakikatını ilme yakin ile bilen bu kahraman kardeşimiz aynel yakin ve hakkal yakin makamına çıkmak için kabre cesedini bırakıp, görüyor musun bakın, yaşarken cesedini bırakıp cesedini yaşamadığı için vefat etmiş. Ne yapmış? Meyve risalesini, küçük kitap var mı burada? Şöyle bir küçük kitaptır abiler. Benim, Allah onlardan razı olsun, bana sebep olanlardan, ben bu eserleri tanırken bana ilk verdikleri kitap meyve risalesi. Benim de hoşuma gitti. Ulan dedim, meyvelerin faydalarını anlatacaklar burada. Ceviz falan, elma, armut. Bakalım ne faydaları var diye. İnan böyle geçiyordu. Ne olacak 17 yaşında gençiz böyle. Baktım Allah Allah. Bayağı hoşuma gitti böyle. İlk bana verdikleri meyve risalesini Osmanlıca ilk çoğaltan bu zat. Bu abimiz. Rahmetullahi aleyh. Bu insan ilk defa ustattan çıkmış dilinden kaleme almış Osmanlıca. İlmen yakin bilmiş. İlmen. Ustad diyor ki, bu insan bu kadar zor şartlarda malum istibdat ve ceberut asrında Kur'anlar ortadan kaldırıldı. Bulgaristan'a arşivler, Bulgaristan kağıt fabrikasına trenlerle giderken Kur'an gidiyordu. İlim kitapları gidiyordu. Bulgaristan'a satıldı ki kağıt olarak. Kur'anlar yok edildiği dönemde Zübeyir abi de Kur'an yazdığı için idamla yargılandı. Biliyorsunuz bu defasında öyle diyor. Kur'an yazdığım için diyor, beni diyor asacaksanız derimi diyor kağıt, niye yazdın demişler. Derimi kağıt, kanımı mürekkep yapıp gene Kur'an yazacağım demiş. Bunu dediğine göre onunla yargılanmış. O dönemde meyve risalesini bu çoğaltmış bu abi. Çoğalttığı için ilmi tarafını öğrenmiş. Vefat edince ne yapmış? Bedenini yaşamadı. Bu zorluklara karşı ruhunu esas aldı. Bedenim aslında hapishanede şehit ediliyor. Zehirle öldürülüyor. Hapishanede uzak. Zehir buna da ulaşıyor. Bu bedenini yaşamıyor. Evinde oturmak varken, televizyonda oturmak varken, ondan sonra tandır ekmeği varken, Kıkıl abi, tandır ekmeği varken, kaloriferin yanında oturmak, ne işin var senin ya bu işlerde? Babam öyle derdi. Oğlum dedi, dünyanın ipi koptu. Sen mi kurtaracaksın? Gitme diyorum sana Papilat köyüne diyoruz. Kaç defa diyorum. Oğlum orası kiralık katillerinin olduğu memleket diyor. Sana derler ki, babam diyordu, gel hoca bize bir şey anlat. Çoğu yalan olur. Seni öldürürler, ırmağa atarlar. Özgür'üm öyleydi. Şimdi pazarın en güçlü köylerinden. Biz de güzel aldık. Niye? Bedenimiz biterse bitsin ya. Ne yapacağız? Zaten kullanmak için geldik. Bozuk para gibi kullanıyorsun. Ruh esas. Bu abi de böyle yaptı. İlmen bildi. O okuduğu kitabın hakikatini anlamak için cesedini diyor kabre bırakıp
Bak biraz önce anlattım ya, cesedin yaşamadığı için Mustafa, cesedini kabre bırakıp melekler gibi yıldızlarda, alemi ervahta seyahata gitti. Ve tam vazifesini yapıp teris de istirahata çekildi. Teris olacak. Kimisi ölecek. Kimisi teris olacak. Askerlikte yaptık ya, teris oluyorduk. Aynı bunun gibi kimisi vefat edecek, kimisi teris olacak, kimisi şehit olacak. Teris olmak vazifeyi anlatıyor. Şehit olmak alimin eseriyle, ilmiyle fedakarlık yapana deniliyor. Teris olmak şehitlikten de üstün. Teris olmak. Büyük zatlara has. Teris olmak. Teris oluyor. Cenab-ı Erhamurrahim'in Risale-i Nur'un bütün yazılan ve okunan harfleri adedince defter-i amaline hasenat yazdırsın. Amin. Ve onların sayısınca onun ruhuna rahmetler yağdırsın. Amin. Ve kabrinde Kur'an'ı ve Risale-i Nur'u ona şirin ve enis arkadaş eylesin. Amin. Şimdi burada niye açtım? Benim o arada söylediğim, devamlı tekrar ettiğim, bedenine mahkum olan bir ruh beden kabre girerse bu adamın ruhu da kabirdedir. Merak etme. Bu adam ölecek. Ama yaşarken bedenini, zaten bedenini öldürmüş. Nasıl öldürmüş? Bedenini yaşamıyor ki. Ne derler diye yaşamıyor. Ne derler diye giyinmiyor. Ne derler diye yiyip içmiyor. Ne derler diye yaparsa biz kendimizi yaşamamış oluyoruz. Ne zaman yaşayacağız kendimiz ki? Ne derler diye giyinemiyoruz. Ne derler diye, ne derler diye üniversite okuyoruz. Ne derler diye araba alıyoruz. Ne derler diye giyiniyoruz. Lan hiç özgür olmayacak mıyız ya? Hapsolmuşuz ne derlere. Şimdi eğer kendisini yaşayan, bedenini yaşamayan, bedeni ruha mahkum. O zaman bedenini de ne yapacak? Bak şöyle diyor. Kabre cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda, alemi ervahta seyahata gitti. Tam vazifesini yapıp teris oldu. Onunla alakalı bir şey okuyacağım şimdi. 230 muydu? 200 şey, bu kabirde o çocuklara, hem biraz önce söylediğin yer kaçtı Mustafa? 38 miydi abi? 259 mu? Ha, 259. 259. Böyle şeyiniz varsa sorunuz, şey yapabilirsiniz. Canlı yayında olanlar arkadaşlar, sesi açarım. Ya ben burayı anlayamadım, şurayı da biraz şey yapar mısın? Veya böyle olur mu? Veya benim kafama yatmadı diyen varsa şey yapabilir abiler. Girebilir mevzuya. 259 muyum? Aha. Tamam. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim diyor. 259. Şimdi büyük zatlar biz sonra hani İmam-ı Rabbani Hazretleri de ki, der ki rahmetullahi aleyh, avamın beklediği ahireti havas, büyükler yaşarken olayı yaşar. Biz mesela kabire ölünce biliriz. Ama büyük zatlar önceden giriyorlar. Çünkü keşfel kubur. Kabrin içini seyrediyor. Mesela keşfel kubur. Yani büyük, onun için büyükler bunlar. Ha, bu da usta da girdim diyor. Hayalen diyor. Ne desin? Bana hitap ediyor. Benim anlayacağım lisanla söylüyor. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Bakayım ne var Musa kardeşim. Bakayım kabirde ne var. Kabir başka, mezarına başka. Ve kabirde şunlar varmış ilk girince, hemen girince. Yalnız bir, kimsesiz iki, karanlık üç, soğuk dört, dar beş, tek başına yalnız deyince demek ki beş tane. Bu zahir tarafı değil mi oluyor? Zahir görünüşte bu. Biraz önce dedim ya dört tane sureti, kanuneti, hakikati var. Dördü bir anda yaşanıyor. Yani sureti şuydu, herkesin gördüğü, şahit olduğu ama içini bilemediğimiz. Bu gözüken ama hakikati, kanuniyeti kişide olan.
Ben ölürken sen nerede bileceksin? Sen bilmezsin ki bende ne oluyor. Ben vefat ettim. Neye benziyor? Ameliyata ameliyat olanlar var mı böyle narkoz yiyen? Vardır mutlaka aramızda. Şimdi narkoz yiyince aşağıda Mehmet Ali abi girdin değil mi narkoza? Girdin mi hiç? Girmedin. Ha öyle diyorsun. Girdin sen abi sen. Aşağı kata iniyor. Soğuk orası. Ameliyathane soğuktur. Narkoz yedin mi? Hiçbir şey hatırlamıyor. Doktor kesiyor biçiyor. Hatta burnun kemiklerini de kırıyor. Sonra gözünü nerede açıyorsun? Üst katta. Serviste. Hey! Hey! Kalk! Öyle mi? Ne? Bir şey anlıyor musun? Ha. Şimdi ölüm anında da aynen böyle. Bedene neler oluyor? Ve adam vefat etti. Vefat ettim. Benim cesedimi aldılar. Yıkıyorlar. Musallaya koydular. Kabre indirdiler. Zahir bu. Ama onları sen hep müşahede ediyorsun sen. Hep müşahede ediyorsun tabii. Hep seyrediyorsun. Narkozdan biraz farklı. Hep seyrediyorsun. Ve Allah Resulü'nün tabiriyle iyi ruhsaki, çabuk olun, acele edin, bekletmeyin yani. Çünkü ruh gitmek istiyor. Gördüğü alem ya, bir açıldı, sen de beni burada tutuyorsun. Gitmek ister. Kötü ruhuysa de hemen gönderin diyor. O da ama o bağırıyor, beni nereye götürüyorsunuz? Ben böyle neredeyse tabuta vuracak, tanımıyor musunuz beni, ölmedim. Götürmeyin beni, nereye götürüyorsunuz? Siz dostum değil misiniz? Ama kimse duyurtamaz. Kimse duymaz. O da böyle. Onunla bizim işimiz yok. O konuya girmiyoruz. O beş şıkkı. Kim böyle yaşamışsa o ona olacak. O kaçınılmaz. Şimdi kabre girdi ustad. Kabirde bir baktı ki yalnız ve kimsesiz. Yalnız ve kim? Yalnız da kimsesiz farklı şey. Yalnızım ama alemimde, kalbimde, aklımda, fikrimde Allah yok. Olsa ne olur? Ayrı. Bir de orada bir yalnız girdim ama kimse de yok. Bu da var. Yalnız, kimsesiz, soğuk, dar, karanlık. Şimdi kalabalık ortamdasın ama senin yani senin bildiğin hakikatleri paylaşacak kimse yoksa... Evet, gene yalnız. Mesela pazardasınız, pazar ilçesinde Rize'de. Gündüz ortası güneş. Adam hiç kimsesi yok. Ahlaksız yani. Geçimsiz adam. Kimsesi olur mu? Hiç kimsesi olur. Bu adam yalnız. Hiç kimse yok. Kim böyle bir çay ocağına otursun dese surat çeviriyor, sırtını çeviriyor sana. Köye geldiğin zaman kimseye merhaban yok. Kimse alışverişin yok. Ona surat as, buna surat as, ona kurt bul, ona at ayak, onu burnu akıyor, onu kulağı duymuyor, o topaldır, o beyazdır, o siyahdır, o kısa boylu, o bilmem ne. Peki kimsen kalmadı. Ne olacak şimdi? Yalnızlaştın. Köyde de Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın ya. Çok kötü bir şey ya. Bak ben amcamın oğlu. Bugün kahvaltıdan sonra gittim. Niye birin, benim bir şeyim yani bu? Peki sevilmese, şey takdir görmese ne gideceğim ya? O da zaten sevmezse bizi kapıyı açmaz bize. Yani böyle Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın ya. Yalnızlık çok berbat bir şey ya. Çok korkunç bir şey ya. Ben Merze'de yaşadığımı biliyorum. Merze'lerde tek başına kimsesizlik çok acayip ya. Ey kimsesizlerin kimsesi. Ya Allah değil mi ya? Bir şey söyleyeceğim ama şaşıracaksınız. Yalnızlık Allah'a mahsus deniliyor ya. Biraz eksik cümle gibi geliyor bana. Allah bile muhatap aldı insanı. Yalnızlık değil, Allah'a muhatabı olmuşuz ya. Mahlukat yarattım ki. Bana ayna olsun, cemalimi orada seyredeyim. Yani ifade edemiyorum, Allah'ım affet. Ama içimdeki benim hayal ettiğimden daha acayip muamele et hepimize. İfade etsem kafamı uçururlar. Öyle değil yani. Diye Abdullah Demirtola burada mıdır? O da selam olsun. Abdullah dedim. Yani aynı şeyi biz de biliyorduk ama ne kadar ihlaslı söylemiş ki bana tesir etmiş kemiğime kadar. Abdullah bu kadar günahlarımız var. Derste söylüyoruz. Oo, ölüm neymiş falan. Şöyle de böyle diyor. Karamanlık yapıyoruz ama. Ya ne yapacağız Abdullah dedim ya. Ne yapacağız bu ölümü? Ciddi ciddi. İstanbul Tepecik'teki dershanede odada sordu. Dedi ki abi
senin bildiğin gibi de değil Allah. O kadar keyif aldım ki, kaç aydan beri keyif alıyorum. Senin bildiğin gibi de değil. Eğer senin bildiğin gibi de ise gene köşeye döndük. Ve çünkü benim Allah'ım, benim Rabbim böyle. Hiç kesinlikle ölüm hissettirmeyecek. Ölüm anlamayacaksın. Teris olacaksın. Siyahata çıkacaksın. Pat diye geçeceksin. Şimdi böyle yapacak. Talebi, ilim talebi şühada yatırmazsa şühada da diyor sekareti tatmaz. Evet. Talebi ulum şühada yatırmazsa. Şühada hayatına mazar. Şühada şehitler hayatına mazar. Şehitler de sekeratı tatmaz. Öldüğünü bilmeyecek. Bilmeyecek. İlim talebeleri. O istisnai bir durum. Yani. Evet. Ha, ama senin bildiğin gibi de değil. Şimdi bu zat girdi. Gene bunu izi takip edelim. Kabre diyor. Yalnız, kimsesiz, soğuk, dar, karanlık. Girdim diyor. Baktım diyor. Allah Allah. Ve kabirde bunları gördü. Bir de hamsi bu dört tane, beş tane sıfat toplanmış. Hapsi müferit. Tek başıma. Kendisi ilk önce girince ilk bu oluyor. Hapsi müferit ama bu şehit değil şu anda. Şehitlik değil. Şehitte bu yok. Şehit kabire mabire girmez. Bu normal giriş. Tamam Mustafa, bunu çok sordular. Bu şehit değil bu. Normal girdim diyor. Normal, umumi bir cadde bu. Umumi bir yol. Girdim, baktım kabirde tek başıma tecrid-i mutlak içinde, yani her şeyden ayırdılar beni. Tevahuş ve müsiyetten tedavuş ederken, yani vahşet ve ümitsizliğe düştüğüm zaman, tevahuş vahşette kalmak. Müsiyet ümitsizliğe düştüm. Bu dehşeti aldım. Üç tane şey. Yani aklım gitti, tevahuş, vahşet. Vahşet çoğabiler. Benzemez ama benzeteyim. Şimdi helikopterle Musa kardeş götürdüler seni Afrika'ya, safari yapıyorlar. Orada bıraktılar seni. Bir bıraktı gittiler, bir baktın timsah geliyor. Timsah kapacak. Kaçtın ki sırtlanlar geliyor. Sırtlanlar kaçtın, kobra ilanı geliyor. Ondan kaçtın, bilmem aslanlar, kaplanlar, şuna buna. Hangisiyle ölmeyi tercih ederdin Musa? Sırtlanla mı? Ama bir tanesiyle öleceksin. Bir tanesiyle mi olacaksın? Timsaha mı, yılana mı? İlk önce hangisi hatırına geliyor? Ya ben bu ölümü şunu seçeyim. Gelmiyor değil mi hiçbir tane? İstemez. Ha, bu o anda hangisi beni yiyecek düşünme anında ki fikredilen, hissedilen o andaki duygu tevahuş. Ve o ortamdan kaçışın yok. Ümitsizlik. Ruh çöküyor. Elin ayağın tutmuyor. Hiçbirisine kendisini teslim etmiyorsun. Ne yapıyorsun? Çöküyorsun. Kim beni kaparsanın adı da tedahuş. Dehşette kalıp sistem kilitlenmesi. İken kabire girmiş. Tevahuş, mevsiye, tedahuş. Yani işte fikir, hangisine gideyim? Tercih edemedim, bak edemedim. Yok sırtlana mı gideyim? Edememekten akıl kilitlendi. Sonra ümitsizlik, buradan çıkışım yok. Ve ümidin kesilmesi, dehşetli korkudan vücudun kilitlenmesi, hiçbirisine sen teslim olmayıp çökmene tedavuş. Böyleyken birden böyle olmuş orada. Birden Münker ve Nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Münker Mekir. Birisi Musa kardeşini sorar, ameli sorar. Birisi itikadı sorar. İtikatta ilk önce şunu soracaklar. Altı tane iman esası var ya. Altı tane iman esasının bir altı da var. Altı neymiş ulema? El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah'a bile iman etsen, ahirete bile iman etsen, namaz bile kılsan, Allah'ın dostuna düşman. Allah'ın düşmanına dost olursan hiçbirisi kalmıyor. Yani bunun altı tane iman esasının temeli bu. Dostunu, düşmanını Allah'a göre yapmak. İşte Nünker ve Mekir bir tanesi amelimizi, namaz, orucumuza bakar. Ötekisi kimi ilah edindin? Kimi ilah edindin? Nefsini mi ilah edindin? İnsanları mı ilah edindin? Kendi nefsini ilah edineni gördün mü?
veya insan birbirinizi ilah edinmeyin. Birisi itikat memuru, birisi amel memuru. Nükel Mekir geldi. Geldi tamam. İki mübarek arkadaş diyor ustad. Bunlara arkadaş diyor. Böyle zebani değil bunlar. Tamam mı? Arkadaş. Ne yaptılar? Ustada soru soracaklar. Benimle münazaraya başladılar. Münazara ne demek? Mevzuları konuşmaya başladılar. Sohbet ediyor. Münazara. Hesaba çıktı demiyor. Sual ve cevaba, isticvaba muhatap ettiler demiyor. Münazara, beraber konuşmalar. İki tane arkadaş diyor. İki tane zebani demiyor. Nükemekir zebani değil. Ne korkuyorsun? Mesela Azrail aleyhisselam zebani memuru Malik değil ki. Cehennemin memuru kimdir? Malik. Malik. Hazreti Malik. Zebanilerin başı. Cennetteki şeyin başı kimdir? Ridvan. Azrail aleyhisselam. Ya şey değil ki ya. Zebani değil ki. Ruh alan. Melek. Allah'ın meleklerin peygamberi bir de. Cebrail aleyhisselam diyoruz. Azrail aleyhisselam. Musa aleyhisselam der gibi peygamberlere yapılan vasıf var ya aleyhisselam. Azrail aleyhisselam. Ondan peygamber deniliyor. Meleklerin peygamberi başı. O geliyor. Herkesin ruhunu alıyor. Farklı farklı tabii. Nükel Mekil denilen iki tane taife geldi. Benimle münazaraya sohbet etmeye başladılar diyor. İki tane arkadaş diyor. Öyle dehşetli meşhurdu. Olan gel lan buraya. Keseli seni baynozu vurduğum zaman bir şey arşta, ferşte sesin olacak. Öyle değil. Niçin değil? Başta söyledik. Bedenini yaşamadığı için. Beden ruha tabi olunca iş kolay. Ama eğer ruh bedene mahkumsa ne demek? Bedeni hayat esas almışsa, uşkurluk ve midesinin peşine koşarsa hiç şansı yok tabii. Bu anlattığımız değil tabii o zaman. Sonra o arkadaşlarla Nükel Mekil denilen iki arkadaşla konuşmaya başlayınca kalbim ve kabrim genişlediler. İçim dışım genişledi. Kalbim ve mezarım, kabrim, mezarım ve kalbim genişledi. Sonra hani dardı, genişledi. Nurlandılar, soğuktu, hararetlendirdiler. Sonra kimsesizdim, kapalı bir alandaydım. Alim-i Erbağ'a pencereler açıldı. Aa, kabir denilen şeydi ya bu. Fesubanallah Gazali Hazretleri oldu. Muhiddin Arabi Hazretleri orada. Oo evlat diyor Hasan. Muhiddin Arabi Hazretleri böyle. Şimdi gel bana da öyle diyorlar ya bazen. Vakti Muhiddin Arabici, felsefeci diyor. Acayip acayip şeyler. Muhiddin Arabi orada pencereler açırdı. Ya Esad Coşan Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri, Süleyman Hazretleri, Gazaliler, Mevlana Halidi Bağdadiler. Oo, herkes orada. Pencereler açıldı. Yalnızlık gitti. Yalnızlık gitti. Fesuvar Allah ya. Pat. Sonra ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Sevinmiş ha. İyi ki kabir var. Düşünün. Kabir yok. Hep böyle yaşanır mı? Bir düşün hele ya. Evet. Ölümün zahiri sureti çirkin. Suretini söyleyeyim size. 232 miydi? Bak ölümün zahirisi çarşafa benzer. Çarşafı kim örter? Çarşafı kim örter? Kadınlar örter. Niye örter kadınlar? Güzel oldukları için. O zaman örtü, siyah örtü aslında arkasında güzeli gösteriyor. Güzel. Şimdi kabir de zahir de siyah çarşafa benziyor. 232 miydi? Bak. Okuyayım bakın. Bulabilecek miyim? En evvel herkesi korkutan, en korkunç tevehüm edilen ölümün yüzüne baktım. Ölüm neymiş bakmışsa kardeş. Ya Rabbi. Oh. Çünkü benim meselemi çözüyor ya. Benim en büyük derdim ölüm. Ölümü çözmem lazım. Yani ölümü öldürmem lazım kafamda. Ölümü öldürmem lazım kafamda. Ölümü öldürmem lazım kafamda, bunu bitirmem lazım.
ki dünyada rahatlık yapayım. Ölüm öldürülmese dünyada hiç kimseye rahatlık yoktur. Ölüm öldürülecek. Nasıl öldürülecek? Öldüreceksin. Aha şöyle bak. Mahiyetini anlamak. Mahiyetini anlamak, ona uygun yaşamak. Mahiyetini anladın, bu budur. Gözüktüğü gibi değil. Bak söyleyecek. Bak ne diyor? En evvel herkesi korkutan, en korkunç, tevehüm edilen, tevehüm demek, düşünülen, vehm edilen, zannedilen, vehm edilen, tevehüm edilen ölümün yüzüne baktım. Ve bakayım neymiş? Nur-u Kur'an ile gördüm ki ölümün peçesi, ölümün peçesi var ya peçe, takıyoruz ya böyle. Hani korona içinde takıyoruz. Ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de. Bak dört tane. Ölümün zahirisi nedir? Peçedir, karanlıktadır, siyahdır, çirkindir. Şimdi bu karanlıkta şimdi mezara gir. Bu kafayla giriyorsun ya. Biraz önce misal verdim ya. Bu ruhla eşeğin cesedine gir. Şimdi eşeğin cesedine girdim. Ulan nasıl yük taşıyacağım ya? Yani eşek yük taşımak için iken cesedi ruhu insan olmadı. Allah ruha göre beden, bedene göre ruh veriyor. Benim ruhumu kadına, kadının ruhunu buraya koysan ne olur? Eşcinsel olur. Tuhaf olur. Zıttı inkişaf etti demek. Şimdi senin ruhunu buraya alsam gene olmaz kardeşim. Olmaz. İşte ölümün zahirisi karanlıklı, çirkin, siyah ise de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Mümin için ama. Çok şükür elhamdülillah. İyi ki ölüm var. O zalimlerin, her türlü melaneti yapanların zulümlerini, zalimliklerini görsek demiyor muyuz? Yaşasın zalimler için cehennem. Zalimler için yaşa. İyi ki var ahiret. Ya böyle girilir mi ya? Gireceğiz. O zalimin zulümlerini herkes görecek. Herkes o bedelin ödemesini istemiyor muyuz? Diyoruz ki Allah'ımdan bul. Bak göreceksin orada, görüşeceğiz demiyor muyuz? Demek ki mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördü. Sana bu Tebareke suresinde ikinci mektupta ölümü anlatıyor. Ellezî halakal mevte diye olan ayet. Yani o sonra üç tane şey ayetten istihraç ediyor değil mi? Hayat, mahluk ve nimet. Ayet-i zahirinde nimet geçmiyor. Geçmiyor. Yani man-ı meratibinden istihraç ediyor. Nimet diyor mesela. Nimettir. Yani, nimet diyor. Yani Cenab-ı Hak şimdi nefsimize de bütün nimetleri tattırdığı gibi ölümü de nimet suretinde gösteriyor Üstad. Bak nimettir diyor. O yüzden ölüme nimettir diyor. Cüneyt Bağdat Hazretleri vefat ettiği zaman Bismillahirrahmanirrahim demiş. Vefat ederken. Vefat ederken. Nimet sahibi. Mevlana da ne diyor? Besmele nereye çekilir? Her hayrın başıdır diyor mesela. Vay be. Her hayrın başıdır. Mevlana ne demiş ölümü? Şebariz'dir. Şebariz ne demek? Düğün gecesi. Düğün gecesi. Düğün olmuş. Evine gidiyor eşiyle. Sevgilisine kavuşma gecesi. Ölümü böyle görmüş ha. Bunlar ya durumu hepten iyi değil ya bizim durumumuz hepten iyi değil. Ya biz oynatmışız ya onlar yemiş kafayı. Hiçbir şey. Ve Hazreti Bestami Hazretlerine dedim ki meczupluma verin. Ben halüsinasyon görüyorum bazen. Ve Hazreti Bestami Hazretlerinin makamında namaz kıldırma, cuma kıldırmayı Allah nasip etti orada. Namaz kıldırmayı nasip etti. Cuma değil. Mihraptan döndüm. Cemaata döndüm. Cemaat bana bakıyor. Ben onlara. Ön arkada Beyazıt-ı Bestami Hazretleri'nin makamı var. Şimdi aklım onda. Aklım onda böyle bir şey olsa dedim ya büyük adamsın dedim ya. Bizim gelemiyoruz ama yürüyen çocuklara büyüklerin özelliği elinden tutar. Hani çocuğa dövmezler, gel demezler. Gelemiyor ki. Ve sen büyüksün. Ya böyle tut da. Ya bir, bana bir şey de ya. İstedim böyle. İstedim ya. Ben gelemiyorum. Sen elimden tut. Dedi. Sonra böyle bir hal oldu böyle. Hal yani halüsinasyon. Dedim ki niye büyüksünüz siz ya dedim. Ben acayip gark oldum huzura böyle. Niye büyüksünüz diye soru verdim içimden. Bana ne dedi biliyor musun? Sizin için büyük olanlar bizim için hiç büyük olmadıkları için biz büyük olduk dedi. Ve büyük kaldık. Bak sizin için büyük olanlar bizim için hiç büyük olmadığı için
Biz büyük olduk ve büyük kaldık. Vay be, bizim için büyük olanlara bak. Araba büyük, makam büyük. Eşin, aşın, işin, yatın, katın, atın, avratın hepsi büyük. Onun için küçük kaldık. Bizim için büyük olanlar, onlar için hiç büyük olmadı. Para put olmadı. Para put olan bedeni kaput olur. Ya. İnsanlara tapınanlar bedenleri tabut olur. İnsanları tapınanlar var ya, böyle tapınıyorlar. Bedeni ne olur? Tabut olur. Öyle öyle de Beyazıt Bestami Hazretleri. Acayip bir şey ya. Burası orası ne farkı var ya? Şu anda huzur oranın alameti değil mi? Şu anda huzur yok mu? Şu anda memnun değil miyiz? Hal yok mu ya? Dersten önceki halimizle aynı mı? Ha, şu haleti ruhiye cennetten aralanmış bir hakikat değil mi? Namazda mesela. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Böyle bir namazda bir hal olmuyor mu? Veya derste, Kur'an okurken. Veya tepeye. O huzur Allah kendisini böyle aralamış. Razıyım ha senden demektir. Kalp vicdanımızın latife-i Rabbanesi Allah'ı gördüğü için bizde ortaya çıkıyor. Huzur latife-i Rabbaniye'nin o Allah'ı görmesidir. Ama kör olası cehalet Allah'a böyle şekil istiyor. Niye görmüyoruz yani niye böyle değil? Görüyorsun işte. Gördüğün için huzur olmuş. Ama neyle? Kulak şey bu gözle görmek ayrı, kulakla görmek ayrı, burunla görmek ayrı, dille görmek ayrı, elle görmek ayrı, aklın görmek ayrı, vicdanla görmek ayrı, kalben görmek ayrı, ruhen görmek ayrı. Ama karıştırmışız ya. Şimdi mesela şuna tadı nasıldır diye parmak sokulur. Öyle bir şey oldu yani. Akılla bilinen şeyi gözle arıyoruz. Gözle bilinecek bir güzeli kulakta arıyoruz. Ayıptır ya o. Ayıptır. İnsanlığa yakışmıyor vallahi ya. Çok ayıp. Şimdi ustalı takip edelim. Kabre gitti, götürdü bizi de. Baktı ki Nükelmekir denilen iki tane arkadaş münazaraya başladılar. Kalbimi, kabrimi genişlettirdiler, nurlandırdılar, ısındırdılar. Alemi gayba, alemi gayba mı diyor? Alemi erbaha, alemi erbaha pencereler açıldı. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Sevinmiş ve şükretmiş. Elhamdülillah diye ya. Ya. Şimdi o zaman sana burada hayal dediğim mesela üçüncü mesele de var ya şualarda. Yani gördüğüm hayallerin hakikattır. Gördüğüm hayal değil, hakikattır, şey değildir, şudur diyor ya, şuhuttur. Günah işleyenlerin 50 sene sonraki durumunu gösteriyor. Burada sanki yani... Aynen. Bizim ne biliyor musun? O büyük zatlar hayallerini bizim gibi fasıkta, fısıkta kullanmadıkları için hayal alemi misala pencereler açılmış. Hangi duyguyu doğru kullanırsak o duygunun aslı olan aleme pencere açılır. Aklımızı doğru kullanırsak lef-i mahfuza, hayalimizi doğru kullanırsak alemi misale, kalbimizi doğru kullanırsak, putlaştırmasak oralara, Allah'tan başka bir şey sokmasak, ela bi zikrillahi tetmeyni kulub, ibadetlerle ve dostumuzu, düşmanımızı doğru tercih ederek yaparsak arşa açılır. Ruhumuzu da şefkat, muhabbet, sevk, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar, bu duygu, latifelerimizi doğru kullanırsak ruhumuz da arşa zaman muhatap olur. Böyle oluyor. Sistem böyle çalışıyor. Ya kardeşim, biz burayı burası zannediyoruz. Burası oranın üzerinde tenteneli bir perde. Şu anda buradayız. Evet, surette aynı anda oradayız. Çünkü her şey surette olurken şu anda buradayım biz surette. Sen hepimiz burada mıyız? Suret bu. Peki içinizde ne oluyor biliyor muyum ben? Benim içimde neler oluyor? Ne dünyalar oluyor? Aynı anda oluyor biliyor musun? Hem buradayım hem buradayım. Hem de o huzurdayım hem de Allah'tayım. Aynı anda oluyor. Hakikati nedir? Ahiret. Ahiret olmasa bu huzur olur mu? Bütün canımla sevindim ve şükrettim. Sarf ve nahib ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip kabri münker ve nekirin. Burası çok önemli Murat'ım. Sarf ve nahib Arapça okuyan talebe vefat ediyor. Kabre sokuyorlar ilk gece. Bakıyorlar hocaları. Bakayım ne olacak. Daha
Ayet ilmini okuyor. İçeriği değil yani, tefsiri değil. Kur'an'ın manası değil. Bu ki tefsir ya bunlar. Daha nükel mekir şey soruyor ona. Talebe, daha talebe onu. Arapça. Grameri soruyor. Diyor ki Nekir'in men rabbuke demiş. Yani seni Rabbi kimdir diye sormuş. Men rabbuke. Şimdi öldüğünü bilmiyormuş çocuk. Çocuk ya. Talebe olduğu için sualine karşı kendisini medresede zannedip öldüğünü bilmiyor. Hocası zannetmiş. Meğer nükel mekil hocası suretinde gelmiş. Mesela bana birisi soru sorsa şimdi dışarıdan gelse. Mustafa senle onu ayırt edemez miyim? Evet. Buyurun beyefendi bir oturun. Bir tanışalım. Ondan sonra soruna cevap vereyim. Kimsin? Yani seviyen ne? Ona göre cevap vereceğim. Ama sen bana senle klavye tespit ayırt edemez miyim? Bu çocuk hocasıyla farklı adamı, farklı kişi ayırt edemez mi? Kendisini medresede zannettiğine göre soru soran hocası. Hocası suretinde geldi. Sen dolduracaksın. Bu çocuk aptal değil ya. Bak nükel mekir soru sormuş. Merhaba bu kez. Hiç mi duymadı yani kabre gelince böyle nükel mekir var. Bu çocuk olduğunu bilmiyor ki. Hocası zannediyor. Senin Rabbin kimdir diye sualine karşı kendisi de medresede zannetmiş. Nahib ilmiyle cevap vererek men muktedadır Rabbuki onun haberidir. Müşkil bir meseleyi benden sorunuz bu kolaydır diyerek hem o melaikeleri hem hazır ruhları hem o vakıyı müşahede eden orada bulunan bir keşfel kubur velisini güldürdü. Sonra en daha ilerisi rahmet ilahi tebessüme getirdi. Nerede biliyorsun rahmet ilahi tebessüme getirdiğini? Rahmet ilahi tebessüme geldiğini sen nereden biliyorsun ey üstad? Şimdi neler olmuş? Çocuk herkes seyrediyor. Açılmış büyüklere. Bakayım ne olacak? Hem hocası mesela. Ustad da şey yapmış. Ustad. Bakmış. Merhaba bu kendisi. Senin Rabbin kimdir demiş. Ya kendisi medresede niye zannetmiş? Öldüğünü bilmiyor. Peki ya kimsiniz siz? Hocam mısınız? Diye sormuyor. Demek hocası. Hocası söylediğinde. Demiş ki men muktedadır. Rabbin önü haberidir. Müşkil bir mesele sorun hocam diyor yani. Bu kolaydır. Rabbim bana niye soruyorsun? Bu kolaydır diyerek hem o melaikeleri, nükel mekiri ne yapmış? Güldürmüş. Nükel mekir bakıyor. Benim diyor kim olduğumu bilmiyor. Tabii nerede bilecek? Sen onun siması. Demek ki ben buradan çıkartıyorum. Herkesin nükel mekiri kendi amel ve itikadının pekmez ve tayin karması gibi amel ve itikadının bütünsel halinin libaslanmasıdır o melek. Yani senin amelin ve itikadın şeklinde olacak o. Ve sen olacaksın. Ben buna bir benzer bir şey görmüştüm piyada. Malum bir ustada soru sormak için gittim ustada rüyamda. Ustada soru sormak için gittim. Neyse almadılar beni. Cam fanosun içerisine onun ustadın talebesi var Zübeyir abi diye. Salim bilir ustadı Zübeyir abi duymuşsundur. Ondan sonra o geldi girme dedi. Yani orası fanos. Birkaç sene önce de oldu değil mi? Evet. Yöreli buraya. Bu epey var. Epey var. Şöyle 4-5 sene var. Hapisten sonra mı neydi? Soru dedi ki gene dur orada dedi. İçeriye almadı. Demek vefatmış o. Dur orada durdum. Ben ama gözüm ustada. Zübeyir abi görüyorum ustada. Hasan Feyzi abi var yanında. Onu görüyorum böyle. Bütün abileri görüyorum yani o. Allah Allah. Şimdi Zübeyir abi ne tutuyorsun ya? İşte soracağım ya. Gireceğim ben bu şeyin içinde. Soracağım ya soru soracağım. Abi ben soru sormaya geldim ya. Dur orada. Onun heyecanı başka benim var. Abi soru soracağım. Dur dedim sana. Durdum peki abi. Sen dedi soruyu sağına döndü. Şu dağı görüyor musun? Şu dağ. He. O dağda en dağ tepede. Orada bir saray var. O sarayın kapısını 3 defa çalkala. 1, 2, 3. Her vuruşta 3 defa alacak. 3 defa. Kapıyı birisi açacak. Sen bütün sorularını ona sor. Cevabı onda. Abi benim sorularım hep cevap verecek mi? Evet dedi. Senin bütün soruların cevabı onda. Git al ondan dedi. Git ondan al dedi. Tamam abi dedim. Hop. Ama
dünya denilen şey de böyle ufak bir şey oldu. Dünya böyle yuvarlak, böyle gittikçe bakıyorum okyanuslar, dağlar falan böyle ufak şey dönüştü. Okyanuslar görüyorum. Ha hiç de şaşırmıyorum. Gittim ama o ki dünyadan çıkmışsın ama dağın tepesi dünyada değil. Ondan sonra kapıya aynı Mehmet abi kapıyı vurdum. Bir, iki. Ama heyecanla ölüyorum ya. Kimdi? Bütün sorularımın cevabını git ondan al diyor. Cevabı al demiyor. Cevabı sen ondan al diyor. Al diyor. Sana söyleyecek demiyor. Al diyor. Üçüncü kez. Bir baktım kapıyı açtı birisi. Ahmet Sami. Açan ben, çalan ben. Soran ben, cevap veren ben. İsteyen ben, cevap olan o. Aranan ben, arayan ben. Giden ben, gelen ben. Seyahat eden ben, seyahat edilen ben. Hepsi ben. O kadar tuhaf ki, vuran ben, hayret ediyorum, kapıyı açan ben, gülüyor. Allah, böyle yapıyorum. Yapan ben, hep ben. Fesubhanallah. Böyle. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikate kendinde ara. Her şey sende. Her şey sende. Hasan Feyzi abi diyor ya, benden bana ben gitmek için. Bak benden bana, bak benden bana ben gitmek diye koştum. Ben gitmek için Risale-i Nur diye koştum. Ha ben gitmek diye için Risale-i Nur koştum. Nur derdine düştüm. Denizler gibi coştum. Denizler gibi coştum. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Hep sende. Siz kendinizi kendinize teslim etmeyi, kendinizin kendinizde seyahat etmeyi, kendinizi kendinize feda edin. Kendinizi kendinize ikram edin. Kendinizi kendinize açın. Kendinizi kendinize sevdirin. Kendinizi kendinizden küs yapmayın. Kendinizi kendinizden korkmayın. Kendinizi kendinize cehennem yapmayın. Yapmamak lazım. Cennet de burada. Vicdan okuyorum ya. Vicdan kurulursa. Aman yarabbi. Hiçbir şey bilmiyormuşum. Cennet, cehennem hep orada. Adam birisi ustadın çok ziyarete gitmiş. Demiş ki ya bir günde kendini ziyarete gelsene. Ne demiş? Çok ziyaretine gitmiş şeyine. Evliya şeyhine. Şeyhine. Demiş bir de kendini ziyaret etsen demiş. Şeyh mi demiş? Bir de kendini ziyaret etsen. Muhittin Arabi çok ağır demiş. Nereye gidiyorsun demiş. Efendim haca gidiyorum demiş. Ne yapacaksın haçta demiş. Tavaf edeceğim falan. Kendi etrafında tavaf ettin mi ki? Hariç'teki Mekke'de, Kabe'deki taşlara tavaf edeceksin. Kendi kendine bir tavaf et, sonra taşların etrafında tavaf edersin. Allah Allah. Kendi kendime söz dinlettiremezsem başkasını nasıl dinlettireceğim? Ben beni sevmiyorsam başkasını nasıl seveceğim? Ben kendi kendimi tenkit ediyorsam başkasını da tenkit ediyor. Hırçınız abiler. Hariçteki kavga sebepleri var ya, toptan kardeştir, ortaklıktır, şudur bu. Hepsi içimizi dışarıda Allah bize göstermek için konulan, sunulan senaryodur. Seni sana gösteriyor. Sen kimsin? Bu malzemelerle görüyoruz. Mesela bakıyorum duvara, kendimi seyredemem. Bak, seyredemem. Ama aklımı seyreder. Oo, benim aklım bunu anlamadı. Gördün mü bak, aklımın aynası. İşte arkadaşlar, önümüze konulan, işte topraktır, kardeştir, yaştır, şeydir, ne bileyim imkan, her şey kendimizi bize göstermek için Allah, biz kendimizi, biz bizde inşa olacağız. Biz bizde ikram edeceğiz. Biz bizde tezahür edeceğiz. Beni bana göstermek için, beni bana göstermek için bir ayna lazım. Kardeş kavgası yapacak, ortaklık yapacağız, yaşlanacağım, korona olacağım, küfür edecekler, hakaret edecekler, hapise tıkayacaklar, sürgün edecekler. Beraber değil miydik enişte? Adam kasap. Dedim kasaba resim astı. Kasaba resim astı. Çok temiz hoca, emekli hoca. Öyleydi değil mi? Dedim ya bu resmi sevdim bir şey değil. Bu resmi niye astın dedim. Ya şöyle değil mi? Bu adam ilkokula gitmeyenleri Kur'an öğretmek yasak yapan,
siyasi hayatıma dahi mal olsa ben bu imam hatipleri bitireceğim diyen adamdır. Ve bir ay bu adam bizi çocuk okuttuk diye hapse tıkadı. Bir ay. Ömer Hoca değil mi? Bir ay bizi pazar hapishanesinde kaldı. Bir ay. Bu adam. Yanlışım vardı. Ulan ben girdim dedim ya hapse. Hapse ben girdim. Bir ay girdim. Çocuk okutmaktan, ilkokula gitmeyen çocukları okutmaktan. Yanlışım var. Ne yanlışım varmış? İşte böyle bir şey. Sen hocasın dedim. Taraftar olma dedim ya. Dur. Ölemen işte. İlkokul 5'inde. 5'e 15'inde. Evet. Biz bizi tanımıyoruz ki. Biz kendimizi tanımıyoruz. Biz kendimize değer verememişiz. Veremiyoruz. Biz bizi anlamamışız. Biz bizi duymamışız. Biz bizde seyahat etmemişiz. Biz bizi sevmemişiz. Ondan dolayı harici hadiselerle kendimizi ifade etmeye, ispat etmeye çalışıyoruz. Bunlar hepsi senaryo, tiyatrodur, inan bana. Her şey daha istenmiyor. Geç. Kesti. Evet, kabirdeyiz. Şunu da deyin kesin. Rahmet ilahi tebessüme getirdiği, nereden bildiği, aklım oraya gidiyor. O olay çocuk nükelmekirlere böyle sordu ya, hocası zannetmiş, kendini medresede zannetmiş. Men rabbukem, onun haberidir. Daha müşkil bir meseleye sorunuz diye, bu kolaydır diyerek hem o melaike nükelmekiri güldürmüş. Hem hazır ruhları, meleği ağlar ruhlarını. Hem o vakıyayı müşahede eden, orada bulunan bir keşfe kubur velisini, evliyayı güldürdü. Ve rahmet ilahi tebessüme getirdi. Rahmet ilahi tebessüme getirdiğini nereden bildin ki? Acayip bir şey ya. Acayip bir şey. Bundan diyorum ki, bir parçası söylüyorum. Al, yalnızlık Allah'a yakışır cümlesi öyle değil. Allah bizi muhatap aldı. Ayna yaptı, cemalimi orada göreyim. Rahmet ilahi tebessüm etmeyi taayyum ve teşahhus ederek anlar. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Sirrine mazar olanlar bunu bilir. Azaptan kurtulduğu gibi Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali hapiste meyve risalesini kemali aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde Melaike-i Suale mahkemedeki gibi meyve hakikatleriyle cevap verdiği misullü. Vefat etmiş, Hafız Ali abi bilmiyor. Nükemeke söylüyor, meyve risalesiyle cevap veriyor. Ben de ve Risale-i Nur şakirtleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hücretleriyle istikbalde hakikaten, gelecekte hepimiz kabre gireceğiz hakikaten, şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşallah diye burada Allah bu sıra mazhar eylesin. Demek ki şu an biz mana vermiş oluyoruz yani. He? Şu an mana vermiş önemli olan mana tarafı zaten. Mana sual cevabı veriyor. Şu anda biliyoruz. Sual nedir biliyor musun? Bunu da söyleyeyim. Allah razı olsun. Madem açtın şu an. Bak arkadaşlar. O mektep okuduk. Hepimiz okuduk. Yazılı yaparlar. Yazılıyı bir hafta sonra yüzümüze okurlar değil mi? Hoca yazılı okudu. Tembel değilse hoca bir hafta sonra okur. Kardeşim soruyu sorarlar. Soru nerede? Cevap da orada. Öyle mi? Şimdi biz karşıdan açık saçık geliyor. Evdeyiz, kimse yok. Televizyon var. Her dünyanın her kalanına girebilen televizyon var. Cep telefonu var. Her yere girebiliriz. YouTube'dan. Soru bir. Cep telefonu var. Seni kontrol eden kimse yok. Ne yapacaksın? Cevap nedir? Yaptığındır. Karşıdan geliyor haram bir bakman haram olan bir şeye. Soru bir. Geliyor ne yapacaksın? Cevap nedir? Ya bakıp ya bakmaman. Soru iki. Ticaret yapıyorsun. O adam da bilmiyor o olayı. Şimdi o adamı soru bir. Dürüst müsün değil misin? Arkadaşlar soru burada soruluyor. Cevap da burada veriyoruz. Kabire girince ne oluyor? Sorulara verdiğimiz cevapları öğretmen yüzümüze kağıdı okuyor. Sen diyor falan tarihte diyor. Böyle bir şey oldu, böyle yaptın.
Falan yerde böyle yaptılar, sen böyle konuştun. Falan yerde Hasan Almanya'da sana şöyle yaptılar. Kadın, bir kadının dediği gibi, ben ilk imamım 2004'te, bir de elektronik merakım var böyle. Mağazaya gittim. Ramazan imamıyım. Tabii yoruldum, dedim yakında mağaza var, gittim elektronik şeylere bakıyorum. Meğer iki tane kadın, Türk, ben ne bileyim, onlarla beraber olmuşlar aynı. Zaten uzak duruyorum. Derken bakın, soru bir, bak cevabı da görün diye söylüyorum. Baktım çıkarken hop mağazanın dışına, hoca efendi bakar mısın dediler. İkisi bir baktım kadın. Hoca olduğumu nerede biliyorsunuz dedim. Ben dedi, biz de dedi Kuksa Efendi'liyiz dedi. Kuksa Efendi, Türk'üz dedi. Öyle mi? Benim hoca olduğumu orada. Buyurun dedim. Hocam dedi, tebrik ediyoruz dedi seni. Biz dedi, birimiz burada çalışıyor, birimiz arkadaşıyız. Sen girince merak etti, koca bakayım hangi reyona geçecek, nereye geçecek, ne yapacak? Tebrik. Ha, kaç seneden beri, 2004'ten beri söylüyorum. Vay. Demek ki soru bir, bak ne yaptın. Sonra oraya girdim. Soru buydu. Cevap yaşadığım. Ezan okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Soru bir. Cevap namaz kılıp kılmama. Ramazan. Soru bir. Soru iki. Tutuyor musun, tutmuyor musun? Cevap o. Peki kabre girdik nedir? Yaptığımız amellerin, dostumuzun, düşmanının, amellerimizin, kimin için yaptığımızın sonuçları. Yazılı kağıdını sen dünyada böyle soruldu, böyle cevap verdin. Aa, bu bu. Bu da bu. Sürpriz yok. Sürpriz yok. Her şey. Yani soru nerede soruluyor? Burada soruluyor. Cevap da burada soruluyor. Ankara'daki bir abinin yaptığı gibi. Yaşlı benden. Hasan kardeşim telefon ediyor. Hasan kardeşim bu kadar da olmaz be kardeşim dedi ya. Kabiri getirdin dünyaya. Haşir meydanını getirdin dünyaya. Ona şimdi yetmez diyor. Sırat köprüsü de dünyadadır diyorsun diyor. Ya bu kadar da olmaz ki dedi ya. Abi dedim. Sakin ol. Tabii. Bak. Abi sureti burada. Kanuniyeti bende. Hakikati orada. Mahiyeti Allah'ta. Ya ama dedi falan böyle deyince. Abi baktım ki ben de biraz rahatsız oldum. Abi. Sırat köprüsünü dünyaya getirdiğimden mi rahatsız oluyorsun? Ya bu olmaz ki dedi ya. Sırat köprüsü değil. Allah bile burada. Ha? Daha ilerisi ya. Allah bile burada. Ha? Sırat köprüsü orada değil. O bak sureti. Sureti burada. Kanuniyeti bende. Hakikati haşir meydanı ile cennet arasında. Mahiyeti de Allah'ta. Her şey burada. Her şey burada. Soru da burada. Cevap da burada. Cennet de burada. Cehennem de burada. Ne? Sureti. Hakikati, kanuniyeti bende, sizde. Hakikati orada. Mahiyeti Allah'ta. Peki, ben size bir müjde vereyim. Adamın suratının hali, ruhunda haber vermiyor. Sîmâhum fî vücûhihim min eserî sucûd. Ne halt ettikleri, ne yaşadıkları, ne yaptıkları. Sîmâdan belli mi? Elsinetikum elbânikum. Lisanlarınız, elbanikum, elsinetum, lisan ve simalarınız. Sizin diyor, kimliğinizdir. Şimdi de öyle değil mi elektronik kapılar? Seni görüyor, ayrılıyor. Telefonda da öyle. Benim telefon öyle. Gözüme bakıyor, açılıyor. Gözüme bakıp açılıyor ya. Bak, sizin diyor, lisanınız, davranışınız nedir o? Sizin dışa vuruşunuzdur. Yani nasıl yaşarsa... Arkadaşlar zaten dünyada belli. Görmüyor musun çarşı pazara çıkınca? Bu adam o, bu adam bu. Bu adam da bu. Belli ya, biraz dikkat edersin gözüküyor. İşte her şeyin ama her şeyin sureti burada. Hakikati burada. Mahiyeti orada. Ama aynı anda oluyor. Şu, elmanın rengi boyanırken tadı da yapılıyor. Buzdur ama sudur ama H2O'dur ama enerjidir ama esirdir ama maddi hayattır. Aynı hayattır, aynı şey değil mi? Odundur ama dumandır ve nurdur. Her şey. Sureti odun. İçi nedir? Duman ve nur. İçi o. Dışına bak.
Odun hava ateşin en büyük düşmanı. Ateş odunun içinde. Ama sahile bak. Şuraya bak ya. Şu elektrik ne alakası var bu elektrik ocakla? Rengi bak ya. Acayip bir şey. Ampul. Ahmet Sami'nin evinde. Ampulleri farklı. Renkli renkli lambalar yanıyor. Ama bu, biz biliriz ki ampulü, Wolf lanterni beyazdır. Ama boya böyle gözüküyor. Vâhir davâhum en ilhamdülillâhi rabbil âlemîn el fâtiha temâs selâvâ. Dur bakalım, sorusu olan var mı? Canlı yayında sorusu olan var mı? Ben de sesi yükselteyim. Kapatacağım yoksa...